Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar. Rise Online'dayız, Arvat'tayız. Okçumuzdayız. Rise Online'da okçu oynadığım için beni hep varıyor oynamaya alışkın görenler. Artık Rise Online'da da okçu üzerine oynadığımdan dolayı Okçu'da da Rise Online'da nasıl bir çar toplayabiliriz? Rise Online'da itemleri bilmediği için birçok kişi en azından hani ne item alabiliriz? Hangisi daha iyi veya işte farmda ne olabilir, PK'da ne olabilir gibi sorular geliyor arkadaşlar. Okçu üzerinde hani 7-8 aydır Rise Online'da aralıksız okçu oynuyorum zaten. Bir Prest niyetim vardı, onu da çok sarmadı. Sonra tekrar devam etmiştim okçudan. Yani aralıksız neredeyse okçudayım 7-8 aydır Rise Online'da. Okçuda item çeşitliliği hani şu an için arkadaşlar göstereceğim itemler üzerinden siz kendiniz bütçenize göre karar verebilirsiniz. Yani tamamen bütçeyle alakalı burada sizin ne yapacağınız. Neden bütçeyle alakalı diyorum? Çünkü bir göstereceğim yay var. Misalen söylüyorum. 10 GB ise bir göstereceğim yay var. 1 GB 50 M. Hani bu tamamen GB'nin fiyatıyla orantılı. Şuradan ilk önce size GB fiyatını göstereyim. Hani maksat net anlatmak adına olsun. Şu an Vatan Gem'de arkadaşlar Rise Online'ın 1 GB'si bizim alışımız yani bir paranız yok para çekip de çara item alacaksanız eğer item fiyatlarını söyleyeceğim için kafanızda fikir olsun diye bunu gösteriyorum 1 GB'yi 249 yani 250 lira yuvarlak hesap diyebiliriz 249 liradan 1 GB'yi alıyorsunuz 10 GB'lik bir item alacağınızda otomatik olarak 2500 lira gibi bir maliyeti var arkadaşlar yine Kendiniz elinizde GB var satacaksanız Vatan Game'e 232 liradan da bir GB'yi alıyor. GB'si e, aşağı yukarı 4-5 aydır bu arada sabit. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani Rise Online'ın 4-5 aydır e, GB'si 200-250 arasında alış. Satışta 250-270 arasında gidip geliyor. Hani GB stabil devam ediyor. GB'nin etkilenmediğini de söyleyebilirim. Soranlar oluyor. Özellikle yeni sunucular geldi Knight'ta. Onun etkisi Rise'da hissedilmedi GB olarak. Yani zaten görüyorsunuz alımı satımı halen devam ediyor aynı fiyattan açılmadan önce neyse şu anda o şekilde devam ediyor arkadaşlar gelelim şimdi item kısmında ne yapacağınızı arkadaşlar şu an oyunda hani item çeşitliliği olarak e, öyle zaten e, yüzlerce çeşit item şey olarak hani bahsediyorum item çeşitliliği yüzlerce çeşit esasen var ama daha henüz oynadığımız aşamada hani birçoğu oyunun içine eklenmemiş olanları da var yani onun bilgisini vereyim olanlar üzerinden e, göstereceğim öyle alalade hani 100 çeşit ya 100 çeşit takı gibi bir durum yok e, Buradan şöyle ticaret diyeyim action house diyeyim. Pazar gezmeyeceğiz e, buranın en güzel tarafı bu Action house'u premiumlu herkes item satabiliyor Premiumsuz herkes de action house'tan item alabiliyor Onun da dipnotunu geçeyim Şimdi ben kendi çarımdan önce bir örnek göstereyim arkadaşlar Benim karakterimin üzerinde şu an e, Zırh olarak görev zırhıyla oynuyorum halen Sadece bir tane kolluğumuz 7 Heavy Plate bunu da basmıştım. Geçenlerde videosunu atmıştım. Ee, R7 Heavy Plate bunun fiyatı 15'te 25 arası geziyor parça başına. 15M 25 arasında geziyor. Ee, şunlar e, görevden gelen bunlar elitler çitin olarak değerlendirin burada. Ee, görev çitini, goblin chitin gibi düşünebilirsiniz. Ve bunlar e, bakıldığı zaman üstünde dex'i az ama işte heal'tı bonusları var. Mesela bu FP'yi taktığımızda bunda sadece dex var. Atak istiyorsanız eğer minimum FP 7 set giymeniz gerekiyor. Ben farm atacağım. Çarımın atağı iyi olsun diyorsanız minimum heavy plate set giymeniz gerekiyor. Bunun için de buradan e, Rogi'ye, Heavy diye şuraya yazdığımızda otomatik olarak zaten e, her türünü görebilirsiniz. Fiyatı en üste çektiğimizde artı 8'i mesela 5 GB. Hani bunu niye böyle gösteriyorum? Bütçeyle alakalı dediğim girişte işte olay bu arkadaşlar. Yani paranız var 5 gb artı 8 botu alabilirsiniz. Dex'i muazzam 13 Dex giyebilirsiniz. Para az o zaman artı 7'sini alırsınız. 20M'den var 19'dan var daha da aşağıda ucuzları vardır 18'e 17'ye kadar fiyatı düşebilir ki e, bu arada pazar şu an mesela baktığımız sadece normal pazar yani pazar tezgahı açanlar şuradan Action House diyelim daha fazla iteme ulaşalım Action House'dan çünkü Action House'da herkes item satıyor bakıldığı zaman Action House'da artı 8'i yok mesela artı 8 normal pazara koymuşlar artı 7 gövde en pahalısı Rogi'ye'nin şu an bakıldığı zaman 32M'den falan düşebiliriz. Başlayıp 45'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Belki aşağıda bir tık daha ucuzunu bulabiliriz. 30'a da varmış. Gövde 29. Ne kadara kadar iniyor? Bir bakayım. Evet aşağı yukarı. En ucuzu 29 diyebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Rogi hip Plate FP setini üstünüze giymek istiyorsanız arkadaşlar. Parça başı fiyatı en pahalısı. Ee, gövde zaten göğüslük ondan sonrası ucuzluyor. Ondan sonrası hani 15'e kadar 16'ya kadar alabilirsiniz botu kolu. Ee, bu şekilde seti giyerseniz ortalama olarak 1 GB'ye 1 GB'nin biraz üstüne komple artı 7 FP setinizi giyebilirsiniz. Atak olsun diyorsanız bu farmda işinizi görür. Ha, daha da atağım olsun diyorsanız şunu da alabilirsiniz mesela artı 8 ama hani bakıldığı zaman defansa az olacağı için bunu çok tavsiye etmiyorum. Yani bunun 8'ini takmak yerine 7 takmak daha mantıklı. 7 de sadece Dex bir tık daha düşük kalacak ama defans işte bir yerde istiyorsanız, büyük mob kesiyorsanız o zaman e, en az yani farm için Hippolyte. Ha daha fazla atak diyorsanız tabii ki de e, later'lar yani bunlar paper set geçenler en düşüğü bunlar en ucuza 8'ini alabileceğiniz item. Bunun dışında ee, bunu almayacaksanız Rogi'ye elite e geçelim. Zırttan başladım. Zırttan örneğe vereyim. Rogi'ye elitten en yüksek fiyata çektik arkadaşlar. Rogi Elite'in gövdesi artı 7'si yani göğüslüğü 180 eme fiyatı var. Mesela bir tane koymuşlar daha ucuzu var mı? Bu çok ucuza olacağını sanmıyorum. Zaten bunlar hani çitin olarak geçtiği için pahalı. Evet artı altı var ondan sonrası. Bunlarda da 1GB'den başlıyor ortalama bakın. Kollar, botlar. Yani e, bunu set yapacak olursanız arkadaşlar bunun setine daha fazla para harcamış olmanız gerekiyor. Bu biraz daha PK'lık item. PK'lık çar dememdeki bir hani durum şu. Burada zırhınız biraz daha artacak arkadaşlar. Yani şu an bunun 108 e, hani defansı varken mesela giydiğim şunun 86 bu görevden gelen. Yani bu basit item ama bunun mesela zırhtan dolayı artısı size ekstradan burada çok önemli yani 30-40-50 defans çok önemli. Takılardan alacağınız defans, takılardan veya işte zırttan alacağınız dex, can çok önemli. Burada dex'in yanı sıra şu da var arkadaşlar. Sadece dex değil. Rise Online'da özellikle atağa biraz daha moblarda daha hasarı yüksek atayım veya pk'da yüksek atayım diyorsanız elbette dex önemli. Ama onun yanı sıra mesela yayın üstüne geldiğinizde bakın zehir hasarı var burada. Zehir hasarı ne kadar iyiyse silahınızın ona göre de daha fazla sizin vurduğunuz hasar etkili oluyor. Onun da bilgisini vereyim. Zırhları bu şekilde örnek verdim arkadaşlar. Rogi'ye elitten hariç mesela Rogi'ye İmperyal var. Bu da en üstü. Yani Rogi'ye olarak söylüyorum ben ama Rogi'ye'den anlatıyorum. Bu tabii ki de başka sınıflarda da aynı şekilde Imperial setler var. Mesela Rogi'ye İmperyal'in göğüslüğü de artı 7'si gene. Bu da 7 GB'miş arkadaşlar. Yani şu an bunu almak için ortalama 1400-1500... 1500 lira falan para vermeniz gerekiyor. Artı 7 sadece göğüslük için. Hani en düşüğünden başladık. En üst sınıfına doğru geldik. Hani bunu e, artık imperial en son seviye şu an için Rise Online'da arkadaşlar alabileceğiniz en üst seviye zırh. En fazla defansa sahip olabileceğiniz tam PK çarı olacak diyorsanız çarınız. Imperial setinizi kesinlikle giymeniz gerekiyor. Ben sağlam olacağım. Yıkılmayacağım diyorsanız bu sizin için en ideal zırhtır ama gördüğünüz gibi bunun sadece göğüslüğü 7 GB işte kafalık 5 GB'den yine pets 5 GB'den yani e, bunun setini yapmaya kalktığınızda ortalama bir sizin 25 GB'niz e, gerekiyor sadece zırh için arkadaşlar bunda imperialde ve 25 GB'lik e, şu an bütçe demek sadece zırha e, 25 size... Ortalama ne yapıyor? 5-6 bin lira falan para yapıyor herhalde. Yanlış hesaplamadıysam, belki de üstüne geçiyordur. Sadece zırh için bu fiyat. Yani bakıldığı zaman e, en baba zırhımız bu. Alabileceğimiz silah kısmına geçelim. Okçuda, e, rogiye de, okçuda ne yapabiliriz? Bunun bıçakçı olan içinde durumu ayrı. Bıçakçıya yine birkaç değinirim. Önce boğulardan geçelim. Mesela en düşük alabileceğiniz golden boğ. Şu an benim elimdeki boğ. Bunlar bu arada ilk zamanlar çok çok iyi boğdu. Golden boğ artı 8 gün geçtikçe bunun değeri yeni boğular çıktıkça düştü arkadaşlar. Şu an mesela pazarda artı 7'si 12'den hatta 12'yi geçelim 7 eme 6 küsüre kadar 6 milyona kadar Golden Bow'un 7'si düşmüş. Golden Bow 7 işinize yarar mı? Bana sorarsanız Golden Bow 7 almayın bile artık oyunun geldiği aşamada. Niye derseniz bakın 92 ataklı görev bovunuz var. 92 ataklı görev bovu varken 91 ataklı Golden Bow 7'yi almak tabii ki de hiçbir işe yaramayacaktır. Yani şu görev bovunu kullanmanız daha iyi. Artı 7 için bahsediyorum. Eğer golden bovu 8'e alırsanız tabii ki bu biraz daha iyi. 100 ata var. Ee, zehir hasarı 74. Yine zehir hasarı baktığımız zaman mesela bu görev bovundan çok çok yukarıda görev bovu 40 veriyor. Hani görev bovunu soran da olduğu için de bununla başlayıp buradan yürüttüm örneği. Golden bovdan sonra ne alabilirsiniz arkadaşlar? Ee, çeşitli bovlar mevcut. Mesela bunun üstüne çıkacaksanız eğer şöyle yazayım. Hörç çıkır diye. Bu da bir üstü diyebiliriz. Hurt artı 7'si mesela. 106 AP'li ve Zehra Sarı 70. E, bu da fena değil. Bunu da takabilirsiniz. Fiyat olarak e, biraz yüksek. 200 e, milyona kadar düşmüş. Bakayım. 192 GB'ye var mesela şu an. 2 GB'den bunu alabilirsiniz. Hurt Shaker 7'yi. Bunlar da şöyle item alırken. E, şu an çoğunluğunda zaten yok ama. Altında kırmızıyla eşya ruh bağı olur diye yazan olursa bak mesela şu kırmızı da yazıyor arkadaşlar. Bu eşyayı giyerseniz eşya ticaretle pazarda kullanılamaz diyor. Yani buna dikkat edin. Niye? Çünkü bu itemi aldığınızda bu item e, güncellemeden önce itemlerin bazıları güncellemeden önce bazıları güncellemeden sonra. Güncellemeden önce olanlar e, itemin sınıfına göre epic diğer unikler veya işte rare itemlerde artı sınırı var. Bazıları işte artı 8'de ruh bağı olmazken bazıları oluyor. Güncellemeden önce olan Kırmızı olanlar. Yani bunlar eski itemler. Bunları alıp takarsanız bir sene çıkartamazsınız. Kırmızı yazı olanı altında böyle uyarı olanı alırsanız 1 sene çıkmaz. Tabi bu şimdi mesela bunda e, varken e, normal şartlarda zaten epik olduğu için var ama 7'lerde de bazılarında mesela eski temlerde yazar. 8 demiyorum. 7'lerde bazılarında yazar. Bazılarında yazmaz. Yani bu tamamen ee, hani bazısında yazıyor 7'de bazısında yazmıyor diye soranlar olur diye dipnot geçiyorum. Güncelleme öncesi ve sonrası itemler bunlar. İkinci bu bunu önerebilirim. Birch Fruit olarak. Ee, bunun üstüne çıkacaksanız arada gene Blue Wing falan var arkadaşlar. Şöyle bunu da yazayım mesela. E, ee, Blue Wing diye yazayım da araya başka itemler geliyor. E, ee, Blue Wing'i eklediğimiz zaman mesela Blue Wing artı 7'si de 150 emmiş. Bakıldığı zaman e, bunun da hata biraz daha yüksek. 109. Hani biraz daha atak yukarı çıktı bunda. E, ee, ama Hani işte herkes bunu sevmeyebiliyor. Arbalet şeklinde böyle T şeklinde. Ee, yay şekli biraz daha tatlı durduğu için en azından görüntüden dolayı biraz daha ucuz kaçabiliyor. Tabii ki de e, hani herkesin kendi keyfi kendi zevki ama bunun 7'sini de 1 GB'ye aşağı yukarı alabiliyorsunuz. Baktığımızda 4 şıkırdan daha hesaplıya geliyor. Bundan sonrası biraz daha yukarı geçelim. Şimdi buraya kadar gösterdiklerim farm için Olabilen e, yaylardı arkadaşlar. Farm için alabileceğiniz yaylardı. Bu Blue Wing'in veya işte Hurt 8'ini de alabilirsiniz ama fiyat olarak çok tuzlu. 14 GB'ye artı 8 Hurt alırsanız misalini söylüyorum. İşte e, sadece bir yay içinde gene e, vereceğiniz mebla 10 GB 2500 dediğimizde. Yani size bir A, aşağı yukarı 3500'e falan gelebiliyor. E, bir diğer yayımız Vixen arkadaşlar. Vixen Bow. Vixen Bow'un e, şekli de çok tatlı. Atağı da çok tatlı. Her şeyi çok tatlı Vixen Bow'un. Ama Vixen Bow biraz... Fiyat olarak da tatlı arkadaşlar. Vixenbow'un artı 7'si şu an en ucuz 650 bakın satılıyor. Artı 7 Vixenbow alacaksanız eğer bu e, biraz daha artık çarınız farma da çok iyi bu tabii ki ama hani farmdan biraz daha PK'ya geçiyorsanız okçu olarak e, bu Vixenbow olabilir. Vixenbow'un üstüne de çıkabilirsiniz tabii ki ama hani Vixenbow orta seviye diyebiliriz. Hem farm için hem PK için arkadaşlar. Vixen'in artı 7'sini almak istiyorsanız 6.5 artı 5'i 1 GB demiş. Artı 5'ini almayın yani böyle itemlerin. Alırsanız satmaya uğraşırsınız. Almışken en kötü 6 veya 7'sini alın. Bunlar epic item çünkü hani epic unique'den en baba itemden bir aşağı seviyedir. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Vixen'i de geçtik ve geldik. Muazzam itemimize. <laughs> Muazzam itemimiz bu arkadaşlar. Elven Bow. Elven Bow'un şu an Action House'da sadece artı 1'i satılıyor. Artı İkisi bile yok. Artı biri zaten 4 GB arkadaşlar. 410 M'den satıyorlar. Bunun e, yani bir olarak 88 atağı var. E, Dex bonusu var ekstradan. Bow defansı var ekstradan. Yani bu artık zaten unique item. En baba item. Bu itemi e, zindanlardan veya bosslardan kovalayıp kutulardan da atabiliyor. Şansa bunlar biraz ultra lüks diyeceğimiz itemler. Bunu normal pazarda da bir aratayım. Var mıymış? Artı 6'sı normal pazarda varmış arkadaşlar. 20 GB'den artı altısı. Baktığınızda şimdi bunun diyebilirsiniz ki ata 104. Niye 20 GB vereyim bu iteme? Burada olay biraz daha şuna geliyor arkadaşlar. Burada elbette ata düşük 20 GB'lik bir itemin. Ama ve sadece işte olay hasarda veya zehir hasarında bitmiyor arkadaşlar. Çünkü burada dex bonus var ve bow defense. Yani siz bununla PK'da e, yiyeceğiniz okçulardan hasarı daha az ve dexinden dolayı da daha fazla Demeç hasar çıkartabileceksiniz Buradaki olay tamamen itemin e, sınıfıyla ve Artısıyla da alakalı şimdi bu Artı 7 olsaydı zaten hasarı e, Daha da yüksek olacaktı saldırı gücü ve Yine deksi zehir hasarı Dolayısıyla bu da para kısmıyla Bütçe kısmıyla alabileceğiniz En baba yaylardan Birisi arkadaşlar şu an tavsiye edebileceğim Yaylar yay çeşitleri bunu arada başka Yaylar da var ama ben hani e, Deve dişi olarak tabir edeceğimiz Yayları gösterdim daha Başka Yaylarda Var Arada Gezebilen Takı Olarak Şimdi Geldik Takılara Arkadaşlar Sweetness Diye Yazayım Şimdi Sweetness Araya T Koymazsan Gelmez Tabi Onu Da Bir Action House Diyelim Normal Pazarı Bırakayım Arkadaşlar Sweetness Şöyle En Düşüğe Çektim Fiyatı Şu An Bende Sweetness Set Var Bu Sweetness Set Veya işte Şöyle Diyeyim Burada Nadir ee, Epic Ve Unique takı setlerinde bonus özellikleri var. Bunların tam detaylarını forumdan bakabilirsiniz. Yani birini iki tane taktığınızda, birini üç tane taktığınızda ekstra bonusları açılıyor setin. Hani sadece e, yüzüğü aldığınızda yüzüğün üzerindeki gördüğünüz e, işte dex 7, hp e, 30 ve mp 20 veriyor şu an bakın pazardan baktığımda. Ama benim üzerimde giyili olana baktığınızda e, dex 7 30, hp 20, mp'nin yanında altında bakın set item bonus diyor ve e, rezistanslar 20'şer veriyor. Yani bu tamamen itemlerin unique takılar veya işte epic veya nadir takılarda takıların set bonusu arkadaşlar. Bunları takım giydiğinizde veya 3 parçası. Sweetness'te en az 3 parça giymeniz gerekiyor bu bonusları açmak için. Sweetness setle mesela bir tane sweetness küpe, bir tane sweetness yüzük ve bir tane de sweetness pendant takmanız gerekiyor. Bu üçünü sweetness pendant takarsanız size set bonusunu gene açacak. Yüzüğün birini ve küpenin birini başka bir takı takabilirsiniz. Epic takabilirsiniz, Unique takı yapabilirsiniz. Size kalmış. Ee, yine beltiniz de öyle. Ee, bunları ayrı ayrı set bonus açabiliyorsunuz. Yani 3 tane sweetness'ten bir set bonus alıp 2 tane de epic'ten bir set bonus açabiliyorsunuz. Bunların tam detayları forumda konu olarak mevcut. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. En ucuz alabileceğimiz, yani en düşük bütçeyle alabileceğimiz e, sweetness set var arkadaşlar bonuslu ve e, nadir set olarak takı seti. Bunda e, yüzükler ve küpeler fiyatını gördüğünüz gibi zaten şu an. Küpeleri 4M'den, yüzükleri 4M'den alabiliyorsunuz. Şu an fiyatı uygun. Ama Sweetness'in mesela pendantı ve belti biraz daha tuzlu. Pendantlara geçtiğimiz zaman mesela pendant da gerçi düşmüş gene 10M. Bunlar 30-35-40M'di bir ara. Pendantını 10M'den alabiliyorsunuz. En pahalısı belt. I. Belt zaten Sweetness olarak geçmiyor arkadaşlar. Beltini Belt of Agility olması lazımdı. Aynen. Dex altı, hilt altı böyle bir belt. Bunun da en düşük fiyatı neymiş? 30 milyondan da belt alabiliyorsunuz arkadaşlar. Nadir set yapmak istiyorsanız en düşük gene nadir set. Hani benim takı setimin özelliği olsun diyorsanız farm için işinizi görür. PK'da da en düşük seviye işinizi görecek itemdir bu. E, bu şekilde set alabilirsiniz. Bundan sonrası e, mesela şöyle yazalım. Buradan da Assassin deyince bir sürü item gelir şimdi muhtemelen ama Ring diyeyim şöyle çıkartayım. Şu an şeyini çıkartamadım asasinden. Ee, en pahalıya doğru çekeyim. Mesela arkadaşlar burada pahalıya da çekmişken esasen e, iyi de oldu. Burada hani uniklerden de geldi ama arada tabii şu an Warrior'larınki de geliyor. Evet Assassin ring'e geldik. Assassin bu arada ben eksik yazmışım. Bu mesela şu an baktığımızda Nadir'den buna geçtiğimizde arkadaşlar. Hani bu biraz daha PK'ya geçiyor artık. Nadir'ler farm direkt farm odaklı en düşük e, takı seti ama PK'da da en düşük demiştik. Assassin set'e geçerseniz bu direkt PK'nın e, itemi diyebiliriz. Yani farmda da muazzam tabi Dex'den ötürü ama. Baktığımızda bunda Dex 12 HP bonus 40 var. Ve e, level at 30 sınırı var e, itemin. E, bunu taktığınızda bir tanesi 225 2 GB'ye de hatta 100 kaça kadar düşüyor bakayım. Assassin Ring 150'ye kadar aşağı yukarı düşüyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani Asas Ring'i de 1.5 GB'den alabiliyorsunuz şu an. Bunun deksi bakın 7 iken bunun deksi 12. Yani iki tane yüzüğü değiştirip Asas Ring takmış olsanız eğer ben bonusunu istemiyorum diyorsanız set bonusunu iki tane Asas Ring takarsanız size otomatik olarak 10 dex artışı sağlıyor iki yüzükten. Hani bu şekilde bunlar bir üst e, yüzükler diyebiliriz. Yine Assassin Ring'lere geldiğimiz zaman Aynı şekilde dex 10 artı defans geliyor 6. Yani dex'imiz arttığı gibi dex burada 7 e alırken e, tabi canlar gidiyor can mana gidiyor onu e, önemli detay olarak vereyim. Ama bakıldığı zaman can mana gitmesi çok önemli değil diyorsanız dex ve defans artışı sağlıyor. Bunlar yine şu knight'lar falan warrior'ınki ring knight ringler knight e, e, ringler ayrı olarak warrior'ın itemleri. Ranger ring biraz daha e, ucuz olan yine pk itemi kısmında diyebileceğimiz aynı zamanda farma da geçen hem defansı hem canı hem deksi olsun çarın diyorsanız. Hani bir nadir item olan şu Sweetness'in biraz daha değişiği diyebiliriz buna. Bunda sadece defans var ek olarak. Bakıldığı zaman Heal 7, Dex 5 verip Defans 12 veriyor. İki tanesinden 24 defans alırsınız. Bunda defans yok demiştim az evvel. Defans çok önemli. Yani herkesin item seviyesi aşağı yukarı belli ayarda olduğu için alacağınız takılardan alacağınız ekstra 50, 60, 70 defans sizi teke tek de PK'da çok iyi kurtaracaktır arkadaşlar. E yine Ranger E-Ring var. Bu da biraz daha düşüğü. Hani Assassin E-Ring Assassin Ring'e göre Ranger Ring, Ranger E-Ring'ler biraz daha ee, düşük bütçeli olup deksi düşük ama heal verip defans verenleri. Bu da aynı şekilde takabileceğiniz itemler arkadaşlar. Bunların yanı sıra daha baba olanları yok mu? Daha baba olanları tabii ki de var. Unique item olanlar var. Unique itemlere de geçelim hemen onları da bir göstereyim. Onlar zaten direkt az önce söylediğim gibi Elven Bow tarzında, Imperial tarzında baba farm item değil hani daha çok tam PK'cı itemi olan itemler. Onlara da bir bakalım. Şimdi Zurna'nın Zord dediği yerdeyiz takılarda çünkü bunlar artık efsane yani unikler. Blue Dragon diyeceğiz. Blue Wing yazıyordum yalan az önceki. Tabii bunu pazarda bulmamız biraz zor. Şuradan bir Şeye bakayım ama varsa. Herhalde buradan da bulamayacağız gibi de. Normal pazardan bir bakayım. Belki biri normal pazara atmıştır. Evet normal pazarda varmış. Blue Dragon E-Ring arkadaşlar. Şu an sadece Blue Dragon E-Ring geldi bu arada. Hani takıların en babası artık. PK full PK demiştik ya. Ee, burada da Blue Dragon E-Ring'i taktığımız. Bunlar bu arada takılar ve zırhlar. Sadece e, okçu için değil bıçakçı için de geçerli. O yüzden ayrı ayrı anlatmıyorum. Bıçakçı için en son bıçaklardan da birkaç örnek vereceğim. E, Blue Dragon'da arkadaşlar takabileceğimiz e, küpe setleri olarak en baba setlerden e, şu an oyunda bulunan arkadaşlar. Unique set. Blue Dragon'un şu an sadece küpenin birisi 15-75 yani 16 GB diyebiliriz. Ve bu item için e, iki tane aldığımızda 30 GB'yi yuvarlak hesap. Vermemiz gerekiyor. Dex 12'nin yanı sıra 8 defansı var. Ve Onar'ta resistans vermiş ekstradan. Bunun aynı şekilde Blue Dragon ringi de var. Yani sadece küpesi değil. Ee, bu itemler baba itemler arkadaşlar. Bunlar artık e, full PK oynayanın. Yani parası olmayan değil de. Sadece parayla oynayıp ben bu itemleri takacağım diyenin. Ya da boz kovalayanın takacağı itemler. Belt olarak yine bir örnek vereyim şuradan. E, Mon belt olması lazımdı. Ki var mı? Şu da mesela baktığınızda Black Moon Pendant. Hani bu da de, defansı muazzam. 50 defansı var. Keza e, her şeye 4 veriyor. Hani 4'er tane bütün silahlara karşı defansı var. DD'si var. Bu da 16 GB'den. Mesela Pendant olarak full PK. Dex istemeyip de DD isteyen varsa. E, bunu takabilir. Black Moon Pendant'ı. Bu ortak bir item diyebiliriz buna. E, Moon normal pazarda yokmuş. Belt olarak. Action House'da varsa. Evet bunu göremedim. Bir de Moon Belt vardı ama. Onu şu an göremedim burada. Hani e, o da özelliği e, defansı 80 olan bir belt. Muazzam bir belt zaten. Onun da yine DD'leri var arkadaşlar. Yani o da tam e, sadece PK'cıların kullanacağı bir item diyebiliriz. E, Dagger'lardan kısaca bir örnek verelim şimdi. Ulan bu kadar item'e baktıktan sonra şimdi gelip de 15 emlik item'e düşülür mü be? <laughs> Dagger'a geldik arkadaşlar. Face diyelim şuradan. Facelifter'dan Dagger'dan örnek vereyim. Faceflip'tir arkadaşlar alacağınız. E, yine bu artık hani farm demeyeceğim. degrala farm atan e, sanmıyorum ki olsun. PK olarak alabileceğiniz e, giriş seviyesi olarak diyebilirim 3GB. Tabii daha bunun düşükleri yok mu? Var ama e, hani benim tavsiyem bunu alın derim. Yani Degr'da biraz artık eee İyisini kullanın pk atacaksanız hani okçuda örnek verdik işte 50 emlikte bir item alın diye veya 15 emlikte bir item alın diye gösterdik ama bunda En düşüğü mesela 3gb'ye yakın e, facelifter'ın bunu takabilirsiniz facelifter'dan başka ne takarsınız Golden e, Snake vardı Pazarda yok mu diyecektim ki tam Geç geldi Golden snake Golden snake'in de artı 7'si en düşüğüne kadarmış en düşüğü 4 GB arkadaşlar. 415 M. Golden Snake'in de e, bu şekilde yine. Bu arada bunların ekstra bakın. Atak bonus mistikal 8 diyor. Az önceki atak bonus Mage diyor. Yani sınıfa ayrı ayrı atak ekstra hasarları da var bu silahlarda. Ryze Online'da böyle bir durum mevcut. Bazıları moblara, bazıları sadece belli joblara ayrı hasar e, bonusları var. Onlardan dolayı silah yani atağı düşük de olsa fiyatı yüksek olabiliyor. Yani düşük ataklı diye silah çöp olmuyor öyle söyleyeyim. E, bonustan dolayı ekstra değerli bir fiyata sahip olabiliyor yani buradan e, yola çıkarak bunu da böyle söyleyebiliriz daha baba e, Dagger olarak mesela e, neydi bir dark mambaydı galiba herhalde şuydu yok mu lan dark mamba dark mamba da normal pazarda varsa şansımıza dark mamba yok bir de Degre of balance mıydı şöyle yazalım herhalde bu da mı yok bunlar artık Unique item arkadaşlar ama bunları şu an pazarda göremedim. Dark Mamba ve of, e, neydi? Dagger of Balanced'ı. Onlar e, şu an yine en baba PK için alabileceğimiz e, Dagger'lar diyebilirim. Rogi'ye sınıfı için. Eğer çok, okçu değil de bıçakçı oynayacaksanız alabileceğiniz en baba itemler bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak e, hem okçudan farm veyahut da işte PK'da nasıl olur? En sonunda bıçakları gösterdik. Zaten Rogi'ye veya işte Rogiye'nin tek sınıf üzerinden okçu ya da bıçakçı olması takı veya zırhta ayrım yok. Sadece elinize alacağınız yay veyahut da bıçağı ayrı ayrı değerlendirmiş olduk. Bütçenize göre arkadaşlar tamamen hani ben size şunu alın, şöyle yapın, bunu kullanın gibi bir şey deme şansım yok. Çünkü herkesin bütçesi farklı. Kimisi görev setiyle, kimisi FP ile, kimisi İmperyal oynar, kimisi unik takar, kimisi Nadir takar. Bu tamamen paranızla, bütçenizle alakalı durum. Bu şekilde... Ee, okçu için özellikle soranlar için göstermiş olduk Harvesting e, kısmında herbalizm kısmında topladığım materyaller var bunlarla alakalı da e, birkaç güne yine videosunu atarım pot üretimi kısmında merakla bekleyenler var soranlar var onu da e, atacağım arkadaşlar arka arkaya ayrı ayrı e, 4RK 4RK basacağız Wormwood var Rosip var bunlara bakacağız e, tekrar görüşmek üzere diyorum. Yeni videolarda kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Yorumu beğeniyi eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.